İyi akşamlar. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz üzere dünyadaki olaylar birbirlerini etkiliyor. Bileşik kaplar gibi. Yani Gazze'de İsrail ile Filistin le arasındaki çatışma sadece Gazze'de ve Orta Doğu'da kalmıyor. Bütün dünyayı etkiliyor. Avrupa'daki Müslümanlar Filistin yanlısı gösteriler yapıyorlar. Buna mukabil Museviler İsrail yanlısı gösteriler yapıyorlar. Bu durum tabii ki o bölgelerdeki Hristiyanları da etkiliyor ve meseleye din perspektifinden bakanlar veya kültür perspektifinden bakanlar bu çatışmalardan doğal olarak etkileniyorlar ve siyasette dinin kültürler arası çatışmanın etkisi daha da yükseliyor. Yani Gazze'de olan Gazze'de kalmıyor. Almanya'yı da etkiliyor. Hollanda'yı da etkiliyor. Amerikan siyasetini de derinden etkiliyor. Aynı şekilde Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar göçlere yol açıyor. Ve bu göçler işte Lübnan'dan veyahut da Suriye'den, Irak'tan Fransa'daki seçmeni ve siyaseti ve toplumu etkiliyor. Almanya'daki, Hollanda'daki insanları kaçınılmaz olarak değiştiriyor. Siyaset yapma şeklini değiştiriyor. Son Hollanda'da hükümet düştü biliyorsunuz. Göç politikası nedeniyle hükümet düştü. Yine Ukrayna'da yaşanan olaylar Ukrayna'da kalmıyor. Avrupa siyasetini, ekonomisini, toplumunu Ukrayna savaşı, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar derinden etkiledi, etkilemeye devam ediyor. Ne yazık ki Avrupa siyasetine baktığımızda ekonomide bir duraksama söz konusu. Bunu daha önce çeşitli programlarımızda detaylı olarak anlatmıştık. Bu durum toplumda bir umutsuzluğa yol açıyor. İnsanlar daha az harcıyorlar. Geleceğe daha kaygılı bakıyorlar. Ve Filistin'de yaşanan olaylar, Ukrayna'da yaşanan olaylar insanları daha da ümitsiz hale getiriyor. Yani dünya artık birbirini yakından etkileyen küçük bir eve döndü. Üstelik Ortadoğu, bizim bölgemizden Avrupa'ya, batıya doğru göçlerdeki hızlı artış nedeniyle bu küçülme bizler için daha da fazla hissedilir hale geldi. Bunun en son örneğini Hollanda'da görüyoruz. Hollanda'da bir iki gün içerisinde seçimler var. Aslında en son seçim iki yıl kadar önce olmuştu. İki yıl kadar önce oldu ama birkaç ay önce Hollanda'daki koalisyon hükümeti düştü. Yani devam edemeyecek hale geldi. Dörtlü koalisyon hükümeti. Sebebi de göç. Sebebi de göç. Göç politikası konusunda bu dört parti anlaşamayınca Mark Rutte Hollanda'nın başbakanı hem siyaseti bırakacağını açıkladı, hem de ülkeyi seçime götürecek, götürmüş oldu. Mark Rutte özgürlük ve demokrasi için Halk Partisinin lideri, kısaca VVD diye yazılan iktidardaki başbakanı çıkaran parti. Mark Rutte'nin yerine bizi çok yakından ilgilendirecek bir şekilde. Dilan Yeşilgöz Zegeryus, Dilan Yeşilgöz Zegeryus partinin lideri oldu. Eğer VVD partisi bu seçimlerde seçimi galip bitirirse veya hatta işte tabii galip bitirmesi lazım. Sonra koalisyonu kurması lazım. Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olabilir. Dilan Yeşilgöz hem ilk kadın başbakan olacak hem de Türkiye dışında Türkiye doğumlu olup da Başka bir ülkede başbakan olan Avrupa ülkelerinden birine başbakan olan ilk e, Türkiye'li olmuş olacak. Ama baktığınız zaman enteresan bir durum var. Dilan Yeşilgöz Zegeryüz, Zegerius, e, göçmen politikaları konusunda oldukça sert bir tutum izliyor. Çünkü şu anda Hollanda'da böyle göçmenlere yeşil böyle e, sevimli görünmek çok da fazla prim yapmıyor. Sadece sol partiler, Yeşil Parti bunlar daha ziyade böyle davranıyorlar. İlginç olacak. Eğer Dilan Yeşilgöz başbakanı olur ise Hollanda'da anti göçmen, göçmen karşıtı bir duruş sergiler ise İngiltere'deki Sunak hükümetiyle benzer bir durumla karşı karşıya kalacağız herhalde. ya yani Biliyorsunuz İngiltere'nin de başında Hint kökenli bir başbakan var. Ve Hint kökenli bir İçişleri Bakanı vardı. İçişleri Bakanı görevden alındı. Ama gelmiş geçmiş en yabancı düşmanı kişiydi. İngiltere'nin İçişleri bakan Hint kökenli. Bakalım Dilan Yeşil Zegeryüz orta yolu tutturabilecek mi? Tabii bunu yapabilmesi için önce seçimleri kazanması lazım. Ee, en son cumartesi akşam yani bu akşam birkaç saat önce bir anket, özür dilerim dün akşam bir anket yayınlandı. Bir anket yayınlandı ve bu anket enteresan sonuçlar içeriyor idi. Yayınlanan e, ankete göre, yani yeni yayınlanan ankete göre, e, Hollanda'nın aşırı sağ e, lideri, aşırı sağ partisi Özgürlük Partisinin yani PVN'nin PVV'nin lideri e, Wilders, Wilders şu iktidardaki partiye yakın milletvekili çıkarma e, olasılığını yakalamış görünüyor. Ya biliyorsunuz Hollanda Parlamentosu meclisi 150 milletvekilinden oluşuyor. Ve şu an iktidarda olan veya başbakanı çıkaran diyelim partinin 26 milletvekilini yakalaması bekleniyor. Yani önümüzdeki seçimlerde birkaç gün içinde yapılacak seçimlerde yeşil gözünde partisi olan partinin 26 milletvekili yakalaması bekleniyor. Hatta Yeşilgöz 27 milletvekilini yakalamayı ümit ediyor. Ama Gerd Wilders'ın partisi de görünüşe göre 26 milletvekilini yakalayabilir. Yani birinciliği paylaşabilir. Wilders'a bu kadar oy getiren son dönemdeki söylemi oldu. Televizyon programlarında göstermiş olduğu performans oldu. Ya genel olarak gazetelerdeki, Hollanda basınındaki yorum bu yönde. Ya televizyonda, özellikle en son Perşembe günü yapılan televizyon e, tartışma programında en iyi performansı Gerd Wilders gösterdi. Ve Wilders bildiğiniz e, gibi Müslüman karşıtı, yabancı karşıtı ama özellikle Müslüman karşıtı bir lider. Türkiye'den nefret eden, Türklerden hiç haz etmeyen biri. Bunlar hiç saklamıyor. Çok diplomatik de değil. Her ortamda gazetede, televizyonda, her yerde bunu da haykıra haykıra, bağıra bağıra söylüyor. Ey Müslümanlar, ey Türkler sizi istemiyoruz, sevmiyoruz. Siz Avrupalı falan da değilsiniz, buraya da giremezsiniz diyor. Ve partisinin öncelikleri arasında camilerin, Kur'an-ı Kerim'in yasaklanması, İslami okulların, kursların vesaire yasaklanması, kısacası İslami olan ne varsa bunların yasaklanması var idi. Ama en son ya bu seçim öncesinde hemen öncesinde ilginç bir taktik değişikliğe gitti Wilders ve İslam karşıtı söylemini geri plana aldı. Şunu söyledi bizim dedi politikamızda bir değişiklik yok ancak önceliklerimizi değiştirdik. İslam politikalarımızı, İslamla ilgili politikalarımızı askıya aldık. Bunları daha sonra konuşabiliriz. Şu an konuşmak istediğimiz mevzular daha farklı. Özellikle hayat pahalılığı ve göçmen meselesi gibi konulara odaklanmak istiyoruz dedi. Ve konuşmalarıyla diğer liderlere benzer bir söylem sergiledi. Hani çıldırmış bir aşırı sağ lider siyasetçi portresi çizmedi. Böyle olunca da oylarında bir miktar artış oldu. Enteresan bir diğer gelişme ise iktidardaki İktidardaki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi lideri Dilan Yeşilgöz, Zegeryus'un bu ırkçı, yabancı düşmanı, İslam ve Türk düşmanı Gerd Wilders'a yeşil ışık yapmış olması. Normalde özellikle sol partiler hatta, hatta diğer merkez partiler, merkez sağ partiler Wilders'ın partisini tehlikeli görüyorlar ve iktidara hiçbir şekilde ortak olmaması gerektiğini, koalisyona alınmaması gerektiğini defalarca anlattılar, savundular. Mark Rutte de bu konuda mesafeli duruyordu. Başbakan Mark Rutte. Çünkü geçmişte çok kötü tecrübeler de oldu. Ancak Dilan Yeşilgöz Zegerius anladığım kadarıyla hem hükümeti kurabilmek için hem de ilk başbakan olabilmek için bu konuda bazı tavizler veriyor. Yani Wilders'a yanaşıyor ve diyor ki yani neden olmasın ee, koalisyon kurabilecekleri konusunda Wilders'ta koalisyon kurabilecekleri konusunda e, yeşil ışık yakıyor. Dilan Yeşil Göz. Diğer parti liderleri Yeşil gözün bu tavrını çok tehlikeli e, buluyorlar, çok tehlikeli buluyorlar ve ateşle oynadığını e, söylüyorlar. Dediğim gibi Dilan Yeşilgöz koalisyon görüşmelerinden. PVV'yi dışlamayacağız diye açıklama açıklama yaptı. Bu da tabii ki Wilders'ın hoşuna gidiyor. Bunu da oylarını daha da fazla artırabilmek için kullanıyor. Benzer bir durumu kısmen Almanya'da da görüyoruz. CDU ve diğer merkez sağ partiler AFD'ye yanaşıyorlar. AFD'nin de normal bir parti haline gelmesine katkıda bulunuyordu. Son derece tehlikeli gelişmeler. Benim kanaatim odur ki Avrupa'nın önümüzdeki 10 yılında aşırı sağın yükselişi, ırkçılığın yükselişi en tehlikeli gelişmedir. Yani iklim değişikliğinden de, iktisadi krizlerden de çok daha tehlikelisi kanaatimce ırkçılığın hortlamasıdır. Bunun da yabancı yani göçlerle daha da tetikleneceği kanaatindeyim. Göçler dışında hem Ukrayna'daki savaş hem Filistin'deki savaş ve bu savaşların yayılma ihtimali eğer böyle bir kültür çatışmalarını arttırıcı şekilde savaşlar komşu bölgelerde yayılırsa bunun Avrupa'ya hem ekonomik yükü çok olur hem de popülist aşırı akımların yükselmesine çok büyük bir etkisi olur. Önümüzdeki seçimlerde mevcut 4 hükümet partisinin oylarının %40'ını kaybetmesi bekleniyor ve bu oylarda protest, protest oyları olarak yeni kurulan parti veya yeni gelen liderlere gidecek. Wilders'a da ciddi bir oy gitmesi bekleniyor. Sürpriz yapabileceği söyleniyor Wilders'ın. Birinci parti, ikinci parti çıkabilir birinci parti çıkmasa bile Hollanda'nın karmaşık siyasi sistemi nedeniyle orantılı temsil sistemi ve parçalanmış siyaseti nedeniyle Wilders'ın partisi en çok oy alan veya en çok ikinci oy alan parti konumuna da gelebilir. 150 koltuklu bir mecliste 20-25 milletvekili bir partiyi hükümet ortağı yapabiliyor. Hollanda'ya baktığımızda aslında göçmen meselesi, yabancı düşmanlığı meselesi sorunlardan sadece bir tanesi. Yani bütün partiler bu göç meselesinde benzeri şeyler söylüyorlar. Çok fazla göçmen geliyor, biz kaldıramıyoruz bunu falan diyorlar. Ee, ama başka sorunlar da var. Bunların başında sorunların yani en birincisi herhalde konut sıkıntısı. Yani Hollanda'daki insan e, sayısıyla konut sayısı arasında bir e, Uyumsuzluk var. Her bir ev için 9 tane ev arayan var. Yani mevcut ev stokunun 9 misli e, kiralık ev arayan veya satılık ev arayan insan var. Dolayısıyla da fiyatlar roket gibi uçuyor. Yani kiralar uçuyor, ipotekle ev almak çok zorlaşıyor. Yani krediyle ev almak çok zorlaşıyor. E, gelirler o düzeyde artmıyor. Devletin... E, Desteklediği sosyal konutlarda sıralar çok uzun. Çok az e, sosyal konut var ama çok uzun sıralar var. Öğrenciler ciddi anlamda zorda kalacak yer bulamıyorlar. 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi aynı yerde kalmaya çalışıyorlar. Ortalama ev fiyatları 400 bin euroya ulaşmış durumda. Bu ortalama ev fiyatı. Dolayısıyla düşük gelirler ve orta sınıf konut bunalımı yaşıyorlar. Yani bu artık bir sıkıntı değil. Bir krizin ötesinde bir bunalma buhrana dönüşmüş durumda. Ev yok. Kalacak yer yok. İkincisi evi olanlar kafayı sokacak bir yer bulanlar ciddi bir hayat pahalılığıyla karşı karşıya. Yani enflasyon yüksekti işte düştü azaldı vesaire ama enflasyondan bağımsız olarak insanlar bir hayat pahalılığı hissediyorlar. 800 30 bin kişi yaklaşık 1 milyon insan fakirlik sınırının altında yaşıyor. Yani nüfusun %5'i yapıyor. Fakirlik sınırının altında yaşıyor. Bu tabi Türkiye ile falan kıyasladığınızda iyi durumda diyebilirler. Diyebilirsiniz. Şükretmeler lazım diyebilirsiniz. Ama bu Hollanda standartıyla aldığınız zaman öyle değil mesele. Hollanda gerçekten ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Ve orta sınıf dahi, Hollanda'nın orta sınıfı dahi geleceğinden kaygılı. Ne olacak benim geleceğim? Yani işimi mi kaybedeceğim, evimi mi kaybedeceğim? Önümüzdeki yıl ne içeceğim, ne içeceğim? Gibi kaygıları orta sınıf dahi yaşıyor. Ee, özellikle hayat pahalılığı her alanda hissediliyor ama enerjide, kirada ve market fiyatlarında. Yani işte elektriktir, ısınmadır. Bunlar da kira fiyatlarında ve markette. Ya yani bu saydıklarımda orta alt sınıfları daha çok vuruyor. Çünkü bir işçi düşünün maaşı ne kadar artarsa artsın. Belli bir düzeyin üzerine artmıyor. Evi kiradaysa efendim ısınmadır, yakıttır, elektriktir, arabasına koyduğu benzindir. Ki, kira biraz önce söyledik. Bunların hepsini koyduğumuzda üst üste bir de market alışverişine eklediğinizde Eski refah düzeyini yakalayamıyor. İşte hem konut sıkıntısı hem de hayat pahalılığı nedeniyle insanlar göçmenleri suçluyor. Göçmenleri suçluyor. Hatta göçmenler dahi göçmenleri suçluyor. Yani Hollanda'daki Araplar, Türkler neyse artık kimse. Onlar dahi daha fazla göçmen gelmesinden rahatsız. Çünkü eski düzenleri bozuluyor. Hem yabancı düşmanlığı artıyor... Hem de hayat pahalılığı artıyor. E tabi burada en büyük problemlerden biri merkez partilerin çözüm bulamaması. Hem merkez sağ hem merkez sol sadece konuşuyor. Yeni bir yani kreatif bir çözüm önerisi getiremiyor. İnsanlar şunu biliyorlar. Yani merkez sol da olsa sağ da olsa aynı hükümeti bir daha getirseler önümüzdeki yıl Hollanda'da hiçbir şey değişmeyecek. Benzeri durum Almanya için de geçerli. Bakın şu anda çok geniş tabanlı bir Almanya'da hükümet var. Daha çok sol partilerden oluşmuş. Göreceksiniz. Şu anki hükümet, şu anki Alman hükümeti insanları merkezden uzaklaştırıyor. Yani keşke daha dar tabanlı bir hükümet gelseydi CDU veya da sosyal demokratlardan böyle gelseydi biri başarısız olsaydı da hani sol başarısız olsaydı sağ gelseydi veya sağ başarısız olup sol gelseydi şu anda insanlar kitleler Avrupa'da geniş kitleler merkez partilerden yılmak üzere yani sorunlar büyüyor daha gibi oluyor konut sıkıntısı enerji fiyatları hayat pahalılığı alım gücünün düşmesi bunlar daha gibi oluyor merkez partiler çözüm üretemiyor. Bu durumda da insanlar gidiyor alternatif gördükleri aşırı sağ, aşırı milliyetçi efendim ne bileyim radikal akımlara çözüm için bel bağlamak durumunda kalıyor. Evet Hollanda'da konut sıkıntısını söyledik, hayat pahalılığını söyledik. Göç konusu biraz önce defalarca <laughs> ifade ettik. Hollandalıların 3'te 2'si, en az 3'te 2'si Göçmen sayısının azaltılmasını istiyor. Bütün partilerde bu konuda vaatlerde bulunuyorlar. Son olarak Hollanda'ya özgü belki bir sorun. Sağlık hizmetlerindeki bozulma ve sağlık hizmetlerine 2006 yılından bu yana Hollandalılar bir tür sağlık sigortası bedeli ödüyorlar. 141 euro'dan fazla tutuyor bu para ve insanlar bunu ödeyemeyeceği kaygısını yaşıyorlar ve diyorlar ki ya sağlık hizmetleri yeniden kamulaştırılsın, tamamen kamulaştırılsın. Yani buradaki özelleştirme girişimleri veyahutta eee kişilerin bunları fonlaması çok büyük bir rahatsızlığa yol açıyor. Hollanda siyasetinde ve insanlar merkez sağ partilerden radikal çözümler bekliyorlar. Ama merkez partiler radikal çözüm üretmek yerine işte yeşil gözün partisi gibi aşırı sağ yaklaşarak belki seçmeni kendisine çekmeye çalışıyor veyahut da hükümeti yeniden kurmaya çalışıyor. İş yani gidişat iyi görünmüyor. Almanya için de iyi görünmüyor. Hollanda için de iyi görünmüyor. Hollanda bir de yani liberalizmin, özgürlüklerin merkezi yani beşiği denebilecek bir yer. İnsanlar daha çok İngiltere'yi bilirler ama aslında İngiltere'den bile önce özgürlüklerin beşiği olan yerdir. Hollanda. Ama Hollanda'da yani Gerd Wilders gibi bir başbakan çıkarsa, bir başbakan yardımcısı, bir bakan çıkarsa gerçekten bu e, çok ya, tarihin çok enteresan bir yere doğru aktığını bizlere bir kez daha gösterecek. Avrupa'da çok olumlu iyi şeyler olmuyor maalesef müjdeler vermek isterim ama ne yazık ki bizim son dönemdeki programlarımız biraz böyle sanki Kara haber veri gibi oluyoruz. Ama bizim de işimiz bu. Evet birkaç gün var Hollanda'daki seçimlere. Ümit ederiz Hollanda için de Avrupa için de. Hollanda'da yaşayan Türkler ve Müslüman dost, akraba diyelim uluslar içinde herkes için hayırlı sonuçlar getirir. Bütün dünya için hayırlı sonuçlar getirir. Bunu temenni ederek programımızı kapatalım. İyi akşamlar diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.